Adalet ve hakkaniyet el ele gitmelidir. Ancak, bazen çok yumuşak önlemler kötülerin cezasız kalmasına ve daha da zalimleşmesine neden olur. Bugün size yargı sisteminin hataları sayesinde kurbanlarının listesine eklenen bir manyaktan bahsedeceğiz. Bu hikaye 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego ilçelerinden birinde yaşandı. Amber Dubois burada yaşıyordu. Henüz 14 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte Indio'da yaşıyordu. Kız 1995 yılında doğmuştu. Anne ve babası ona hayrandı. 1999'da ayrıldılar. Kız annesiyle kaldı. Buna rağmen, baba Morris ile sürekli temas halindeydiler ve onu görüyorlardı. Daha sonra anne Dave Cave ile yeniden evlendi. Bu evlilikten Allison adında bir kızları daha dünyaya geldi. Anne ve kızları her zaman birbirlerine çok yakın oldular. Amber üvey babasıyla iyi anlaşıyordu. Amber bu adamı ikinci babası olarak görüyordu ve babası da ona sevgiyle kızı olarak hitap ediyordu. Dördü birlikte adamın evinde yaşıyorlardı ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir aileydiler. Kız okumaya ve farklı hikayeler yazmaya çok düşkündü. Kelimenin tam anlamıyla kitapları yutuyordu ve yaşıtı kızların genellikle ilgilendiği basma kalıp şeylere çok az ilgi duyuyordu. Alışveriş yapmayı pek sevmezdi, makyaj ve kıyafetler onu pek rahatsız etmezdi. O dönemde erkekler onun için hiç ilgi çekici değildi. Daha zeki olmak için ders çalışmayı severdi. Amber okulda sürekli ekstra derslere katılıyordu, çünkü kendine zor bir hedef koymuştu, son teslim tarihinden önce programda ustalaşmak istiyordu. Ve yaşıtlarının çok ilerisindeydi. Kızın en büyük sevgisi hayvanlardı. Kitap okumaktan mümkün olan tüm hayvanat bahçelerini ve sergileri ziyaret etmeye kadar onlarla iletişim kurmanın yollarını güçlendirdi. Böceklerden fillere kadar tüm küçük kardeşlerimizi, çekiciliklerine veya büyüklüklerine bakmaksızın seviyordu. Dört ayaklı yaratıklarla yaşadığı keyifli deneyimleri günlüğünde ayrıntılı olarak anlatırdı. Bu sevgi bir hobiden, hayvan davranışları konusunda uzman bir deniz biyoloğu olma hayaline dönüştü. Bu arka planda, Geleceğin Çiftçileri adlı bir okul programına katılma fırsatı kız için büyük bir başarıydı. Programın özü, her öğrencinin baktığı bir çiftlik hayvanını satın almasıydı. Amber bir kuzu almak istedi. Annesi ve üvey babası çok varlıklı insanlar değildi ama kızı proje için para toplamak için adeta yalvardı. Onlar da bu fikir konusunda hevesli değillerdi ama kızın baskısı altında kabul ettiler. Sonuç olarak, hayvan için ona yaklaşık $200 verdiler. Geriye kuzuyu barındırma sorunu kaldı. Annesi, kızının sorumluluğun boyutunu ve kendisine verilecek görevleri gerçekten anladığından emin olmak için bir tür iş planı hazırlamasını önerdi. Hedefine ulaşmak için gereken ayrıntılı adımları yazacaktı. Kız 2 sayfadan fazla süren oldukça dengeli bir mektup hazırladı. Amber ne hakkında konuştuğunu gerçekten anlamıştı. Bu yüzden annesi ona planında yardım etmeye karar verdi. Kız öğrenci yavru kuzusunu kucağına alacağı günü iple çekiyordu ve ona bir isim bile düşünmüştü, Linnet'te. 13 Şubat 2009 Cuma günü, 14 yaşındaki Amber Dubois uyandı ve okula gitmek için hazırlandı. Sırt çantasında bir kuzu çeki vardı ama önce bir günlük etüt dersleri vardı. Her gün okula yürüyerek gidiyordu. Kısa bir yoldu, yaklaşık 15 dakika sürüyordu. Ancak o gün kız belirlenen saatte eve dönmedi. Bunu ilk öğrenen saat 16.00 sularında işten dönen üvey babası oldu. O zamana kadar Amber eve hep ondan önce gelmişti, ancak genç kızın hayvanlarla vakit geçirdiği kulüpte kalmış olabileceğini ya da çoktan bir kuzu alıp onunla oynamaya gitmiş ve zamanın nasıl geçtiğini anlamamış olabileceğini biliyordu. Morris'in içinde huzursuz bir his vardı. Adam evin etrafındaki tüm mahalleye baktı ama kızı bulamadı.
Adam kızı aradı ama Amber telefona cevap vermedi. Amber'in kuzuyu almayı planladığı çiftçiyi aradı ve çiftçi kızın kendisini görmeye gelmediğini söyledi. Dave karısının numarasını aradı ve ona olanları anlattı. Panik içinde hemen kızını aramaya başladı ama cevap alamadı. Anne arabayla çevreye ve okula gitmesini ve kızını orada bulmasını istedi. Bunun üzerine adam arabasına binmiş ve önce çembere gitmiştir. Orada kendisine Amber'i görmediği söylenmiş. Daha sonra kayıp kişinin gittiği liseye gitti. Amber'in okulda kaldığını umuyordu çünkü yakında kendi hayvanına bakacaktı ve orada deneyim kazanıyordu. Kız herhangi bir zorluğu çözmek ya da danışmanlık almak için okul çevresinde kalabilirdi. Morris bu düşünceyle kendini sakinleştirdi ve diğer korkutucu düşüncelerden uzaklaştı ama kızın öğretmeniyle karşılaştığında büyük bir şok yaşadı. Ona göre Amber o gün okula hiç gelmemişti. Onu o sabahtan beri görmemişler. Bundan sonra adam kelimenin tam anlamıyla ayaklarının altındaki zemini kaybetti. Gerçek bir panik başladı ve annesi bunu öğrendiğinde daha da şiddetlendi. Okulu kaçırdı. Yapabilse bile, Amber mükemmel bir öğrenciydi, en iyi, çalışkan, zeki ve alçak gönüllü bir öğrenciydi. Hedefine ulaşmak ve erken mezun olmak için her gün kendini gerçekten ilerlemeye adamıştı. Amber hiçbir koşul altında gönüllü olarak okulu asamazdı. Bu yüzden annesinin aklından en kötü düşünceler geçiyordu. Üstelik o gün kuzusunu alacağı gündü. Amber'in uzun zamandır hayalini kurduğu bir şeydi ve o günü dört gözle bekliyordu. Tüm ürkütücü varsayımlara rağmen, ailenin Amber'in kuzusuna kavuşmasını engelleyen koşulların ne kadar acımasız olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Derhal polis arandı ve Amber'in kayıp olduğu bildirildi. Kadın telefonda ağladı ve polise acilen kızını aramaya başlamaları için yalvardı. Onlar da hemen soruşturmaya katıldılar. Geçici olarak, anne işten ayrıldı ve Amber'i aramak için eve koştu. Kadın ayrıca kızın kaybolduğunu biyolojik babasına da bildirdi ve o da aramaya yardım etmek için koştu. Eve sevk edilen kolluk kuvvetleri üvey baba ve anneyle görüştü. Amber'in mütevazı, sade bir kız olduğu, öğrenmeye ve hayvanlara meraklı olduğu, parti kızı olmadığı ve neredeyse hiç arkadaşı bulunmadığı bildirildi. Ailesi gencin kaçtığına inanmayı reddetti, başı hiç belaya girmemişti. Müfettişler, kayıp kişinin eşyalarını inceledikten sonra, bunun evden kaçan biri olmadığı sonucuna vardılar. Kadının tüm eşyaları ve parası evde bırakılmıştı. Bunun üzerine dedektifler okula gitmeye karar verdi. Kızın yıllardır her gün seyahat ettiği güzergahı kullandılar. Memurlar kayıp genci nerede arayacaklarına dair bazı izler ya da ipuçları bulabileceklerine inanıyorlardı. Kaybolmadan önce biriyle tanışmış ve sosyalleşmiş olması gerekiyordu, ancak yol boyunca hiçbir ipucu bulamadılar. Daha sonra kayıp kızın sınıf arkadaşlarıyla konuştular ve onlar da kızın derslerine çok fazla odaklandığını ve hiçbiriyle fazla sosyalleşmediğini doğruladılar. Partilere hiç katılmamış, kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı yokmuş, bu yüzden nereye kaybolmuş olabileceğini bilmiyorlarmış. Polis ayrıca Amber'in internet araştırmalarını ve bağlantılarını da kontrol etti. Kendisini tuzağa düşüren tehlikeli biriyle irtibata geçmiş olabilir. Ancak Amber'in aramalarında sadece hayvanlarla ilgili talepler vardı ve endişe verici hiçbir şey yoktu. Çaresiz kalan emniyet yetkilileri, birilerinin bir tür ipucu vereceğini umarak yardım için halka başvurdu. Üzerinde kayıp kadının resmi bulunan posterler ve el ilanları bastırıldı. Pek çok bölge sakininin katılımı sayesinde polis ilk yararlı bilgileri aldı. Birçok tanığa göre, 13 Şubat sabahı kayıp kıza benzer bir kız görmüşler. Kız okuluna doğru tek başına yürürken bir patikada görülmüştür. Bir tanığa göre, o sabah hava serin ve hafif yağmurlu olduğu için kızın üzerinde bir sweatshirt vardı.
Neredeyse hemen başka bir tanık bulundu, çocukları birlikte okula gittiği için kızı birden fazla kez okula bırakmış olan bir aile tanıdı. O talihsiz günde Amber'i yürürken ve bir çocukla konuşurken görmüş. Kadın çocuğu tanıyamamış ama çocukların sohbetine karışmamaya karar vererek yanından geçip gitmiş. Tanık genci koyu tenli ve yuvarlak yüzlü olarak tarif etti. Adamı tam olarak görememiş. Bu noktada müfettişlerin elindeki tek ipucu buydu. Bu bilgiden yola çıkarak çocuğu teşhis etmeye çalıştılar ama Amber'in sınıf arkadaşlarından hiçbiri kimden bahsettiklerini bilmiyordu. Dedektifler daha sonra kayıp kişinin cep telefonunu kontrol ettiler. Kızın kaybolduğu bölgede sinyalin hala aktif olduğu ortaya çıktı. Yani ya o ya da bir başkası telefona erişmeye çalışıyordu. Yine de telefonun tam yerini tespit etmek ve bulmak mümkün olmadı. Snooper köpekleri aramaya dahil oldu ve izi bulmayı başardı. İzler arama ekiplerini Escado Lisesi'ne ve oradan da otoyol boyunca Pala Kızılderili bölgesine götürdü. Ondan sonra izler kaybolmuş. Annesi o bölgeye hiç gitmediklerini ve Amber'in oraya tek başına gitmeyeceğini iddia etti. Tüm bunlar failin onu oraya götürdüğüne işaret ediyordu. 14 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi yıldırım hızıyla tüm topluma yayıldı. Tüm haberlerde yer almıştı bile. Bu haber, polis departmanına akın akın giden ve yardım etmek isteyen gönüllülerden oluşan çok sayıda arama ekibinin kurulmasına yardımcı oldu. Sonunda FBI da soruşturmaya dahil oldu. Ajanlar ilk olarak şehirde yaşayan cinsel şiddet suçlularını araştırmaya başladı. 500'den fazla görüşme gerçekleştirdiler. Ancak bu yönde hiçbir ipucu elde edilemedi. Kolluk kuvvetleri kayıp kadının evini Luminol'de dahil olmak üzere bir kez daha inceledi, ancak hiçbir yerde kan izine rastlamadı. Buna paralel olarak, en azından gencin güzergahı üzerinde bir şeyler yakalayabilecek tüm CCTV kameraları kontrol edildi. Ancak bunların hiçbiri işe yaramadı. Bazı kameralara yakalanmıştı ama kaybolduğu an görüntülerde yoktu. Değerli zaman kelimenin tam anlamıyla parmaklarının arasından kayıp gidiyordu, ancak araştırmacıların elinde hala kayda değer bir şey yoktu. Arama ekipleri kesinlikle hiçbir şey bulamadı. Kayıp kadının başına ilk etapta ne gelmiş olabileceği belirsizdi. Polis tarafından toplanan tüm bilgi kırıntılarından sadece bir isim elde etmek mümkündü, Dave Cave. Olayda şüpheli konumuna düşen üvey babaydı ve bu durum soruşturmanın en başından beri devam ediyordu. Tüm hikaye adam tarafından uydurulmuş olabilir. Ayrıca, üvey baba cinayeti vakaları hiç de nadir değildir. Polis ailenin hayatını bir bütün olarak incelemiştir. Bir sevgi ve karşılıklı anlayış ortamı vardı, ancak gencin üvey babasının çeşitli iddiaları vardı. Adam, Amber'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmesi gerektiğine inanıyordu, ancak Amber okulda, bir çevrede ve evde inzivaya çekilerek ders çalışmayı tercih ediyordu. Morris, o talihsiz cuma günündeki günlük rutinine ilişkin çok kafa karıştırıcı bir ifade verdi. İşe gitmediğini söyledi ki bu çok garipti. Bunun yerine kişisel antrenmana gitmiş, geri dönmüş, tekrar çıkmış, bazen kendi sözlerini karıştırmış. Bu da polisin ona güvenmemesine neden oldu. Üvey baba annesini ve eşini iş yerinde ziyaret etti ve yaklaşan sevgililer günü için onlara çikolata kaplı çilek hediye etti. Birlikte yaşadıkları süre boyunca ilk kez oluyordu ve bu da şaşırtıcıydı. Ayrıca, adam eve geldiğinde telesekreteri kontrol etmemişti, bu da onun için alışılmadık bir durumdu. Dave'in kafası başka düşüncelerle meşgulmuş gibi görünüyordu ama bunlar neydi? Karısı bile kocasının o günkü davranışlarının her zamanki rutinine benzemediğni fark etti. Polis şüphelinin kimliğini araştırmaya başladı. Ancak aleyhinde hiçbir kanıt yoktu. Sonunda, karakola gelmesini ve yalan makinesi de dahil olmak üzere çeşitli testlerden geçmesini istediler. Adam kabul etti.
üvey babadan gömleğini çıkarması ve vücudunda çizik olup olmadığını incelemesi istendi, ancak vücudunda hiçbir şey yoktu. Ayrıca 8 kez yalan makinesi testinden başarıyla geçmişti. Müfettişlerin hayal kırıklığına uğramasına rağmen tüm testlerden kusursuz bir şekilde geçti. Bundan sonra üzerindeki şüphe azaldı çünkü şüpheliği gencin kaybolmasıyla ilişkilendirecek tek bir ipucu bile yoktu. O arada aylar geçti ve kız hakkında hala hiçbir bilgi yoktu. Kadın, Amber'in kaybolmasından yeni kocasının sorumlu olabileceği ihtimaliyle acı çekiyordu. Sonunda daha fazla dayanamadı, eşyalarını ve 7 yaşındaki kızı Allison'u topladı ve Davey'in yanına taşındı. Diğer kızının başına bir şey gelmesinden korkuyordu, bu yüzden işten uzun bir süre izin aldı ve gözünü Allison'dan ayırmadı. Anne artık ne yapacağını bilmiyordu. Tamamen çaresizdi. Kadın kızının hayatta olmasını umuyordu ama bu ihtimal çok düşüktü. Sırf kızı hakkında bilgi alabilmek için özel bir dedektifi, hizmet köpeklerini, hatta medyumları bile devreye sokmak istiyordu. Kadın kelimenin tam anlamıyla kederden çılgına dönmüştü. Rastgele bir tanık Amber'i orada gördüğünü söylediğinde Allison'la birlikte Meksika'ya gitmekte tereddüt etmedi. Anne yabancı bir ülkede, çeşitli şehirlerin sokaklarında el ilanlarıyla dolaşıyor ve insanlarla görüşerek kayıp kızıyla ilgili haberleri yayıyordu. Amber'in biyolojik babası da kızını bulmayı takıntı haline getirmişti. İşinden ayrılmış ve tüm birikimini arama çalışmaları için harcamış. Tüm bunlar adamı çok zorladı ama o pes etmedi. Bu hikaye kamuoyunda öylesine büyük bir tepkiye yol açtı ki Amber'in kayboluşu hakkında birçok makale yazıldı ve belgesel filmler çekildi. Kelimenin tam anlamıyla tüm Amerika, kızın ortadan kaybolması nedeniyle kulak kesildi. Farklı bilgilerle polise başvuran tanıkların sayısı arttı, ancak tüm bunlar soruşturmaya yardımcı olmadı ve değerli bilgiler sağlamadı. Amber'in kayboluşunun yıl dönümü olan 13 Şubat 2010'da ailesi, arama çalışmalarına devam edebilmek için para toplamak amacıyla lisede bir etkinlik düzenledi. O arada polis de etkinlikte bir konuşma yaparak soruşturmada hiçbir ilerleme kaydedemediklerini ve Amber'in hala kayıp olduğunu kamuoyuna açıkladı. Bu noktada Amber'in eve döneceğine dair çok az umut vardı. İnsanlar kayıp kızın annesini destekledi ve bir failin elini kolunu sallayarak dolaşmasına öfkelendi. Ancak bu durum kısa süre sonra beklenmedik bir hal aldı. Sadece birkaç hafta sonra, 25 Şubat 2010 tarihinde, 17 yaşındaki Chelsea King, Escalante'ye arabayla 15 dakika uzaklıktaki Poway kasabasında kayboldu. Chelsea 1992 doğumluydu ve kız kardeşinden birkaç yıl sonra doğan Tyler adında küçük bir erkek kardeşi vardı. Kız aynı zamanda çok zekiydi, okulda başarılıydı ve hayvanları seviyordu. Genç doğa bilimci üniversiteye gitmeyi hayal ediyordu. Kaybolduğu sırada birkaç eğitim kurumundan davetiye almıştı bile. Öğretmenleri bilimsel faaliyetlerde onun için büyük bir gelecek öngörüyorlardı. Chelsea çok aktifti, atletikti, koşmayı severdi. İşte bu cross koşularından biri sırasında ortadan kayboldu. 25 Şubat sabahı Chelsea antrenman yapmaya gitti ama ölene kadar geri dönmedi. Bir anda ortadan kayboldu. Kızın sevdiklerinden hiçbiri nerede olduğunu bilmiyordu ve ona ulaşamıyorlardı. Onları en çok endişelendiren şey, koşudan dönmemiş olması değil, aramalarını ve mesajlarını görmezden gelmesiydi. Bunu daha önce hiç yapmamıştı ve bu da ailesini alarma geçirdi. Chelsea'nin ailesi polisle temasa geçti ve geniş çaplı bir arama başlatıldı. Müfettişler ailesinden kayıp kişinin evden ayrıldığını ve San Diego'da bulunan Ranch Hubun Park'a doğru gittiğini öğrenebildi. Burası şehir genelinde popüler bir yürüyüş ve dinlenme noktasıydı. O arada genç sporcunun ailesi de onu aramak için parka doğru yola çıktı. Yolda annesi polis memurlarıyla konuştu ve ifade verdi. Olay yerinde ebeveynler kızlarının arabasını buldular.
Araba otoparka park edilmişti, kabinin içinde telefonu çalıyordu, ancak Chelsea'nin kendisi ortalıkta yoktu. Bu olaydan sonra bölge tarandı. Bu durumda, çok sayıda gönüllü de arama operasyonuna katıldı. Birkaç saat içinde kızın çorapları ve iç çamaşırları ormanlık bir alanda bulundu. Arabasından yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir patikada terk edilmişlerdi. Bu nedenle, kaybolmanın yeni kurbanının cinsel saldırıya uğradığına dair şüpheler ortaya çıktı. Şimdiye kadar Amber hakkında hiçbir bilgi yoktu, ancak ailesi yeni vakayı duyar duymaz hemen talihsiz parka gitti ve arama çalışmalarında yardım teklif etti. Amber'in ailesi vakaların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve Chelsea'nin ailesine yardım etmenin görevleri olduğunu düşünüyordu. Kızları avlayan tehlikeli bir suçluyu ortaya çıkarmak için güçlerini birleştirmeleri gerekiyordu. Operasyona özel eğitimli köpekler de katılmıştır. Takip ettikleri patika parka yakın olan Hodges Gölü'nde kesildi. Arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı. Kısa bir süre sonra bölgede sporcunun spor üstlüğü ve bir antrenörü de dahil olmak üzere diğer kıyafetleri bulundu. Arama devam ederken, müfettişler olayların kronolojisini ve kızların kaybolmasıyla ilgili en son suç raporlarını kontrol ettiler. Amber'in kayboluşunu zaten biliyorlardı ve son birkaç yıl içinde bölgede yaşanan benzer saldırıları araştırdılar. Chelsea'nin kaybolmasından sadece birkaç ay önce, bir yabancının koşu yapan başka bir kıza saldırdığı ortaya çıktı. Bu olay 22 Aralık 2009 tarihinde, 22 yaşındaki Candice Mankayo'nun Chelsea'nin kıyafetlerinin bulunduğu yerden çok da uzak olmayan bir yerde, her zamanki rotasında koşu yaptığı sırada meydana gelmiştir. Candice bir yabancı tarafından saldırıya uğradı. Adam onu yakaladı, yere fırlattı ve vücuduyla onu tutmak için elinden geleni yaptı. Kız tecavüze uğramak üzere olduğunu fark etti. Mücadele etti ve çığlık atmaya başladı. Saldırgan ona sessiz olmasını emretti, ancak kız bunu yapmak için onu öldürmesi gerektiğini söyledi. Saldırgan bunun kolayca ayarlanabileceğini söyledi. Saldırganın sözleri kulağa çok uğursuz geliyordu ve kurban ciddi bir tehlike altında olduğunu anladı. Candice daha sonra mucizevi bir şekilde dönmeyi başardı ve adamın burnuna öyle bir kuvvetle dirsek attı ki kız bir çıtırtı hissetti. Kız muhtemelen adamın burnunu kırmıştır. Fail geri çekildi, acı içinde çığlık attı, geri çekildi ve eliyle yüzünü kapattı. Bu ona birkaç saniyelik bir avantaj sağladı, böylece Candice'in kaçmak için zamanı oldu. Kurban hemen polise giderek tecavüz girişimini ihbar etti. Chelsea'nin kaybolduğu sırada Candice'in soruşturması hala devam ediyordu ancak dedektiflerin elinde hiçbir ipucu yoktu. Polisler bir kez daha kurbanın tecavüzcüyü tarif etmesini istedi. 23-26 yaşlarında görünüyordu. Koyu renk saçlı, açık tenli bir erkekti. Tacizci iri yapılıydı. Bu sırada polis, Chelsea'nin ormanlık alanda bulunan eşyalarının analiz sonuçlarını aldı. Bu test sonuçları soruşturmada gerçek bir dönüm noktası oldu. Kıyafetlerde iki farklı DNA profili bulundu. İlki Chelsea ile eşleşirken, ikincisi ona ait değildi. Bu yüzden hemen polis veri tabanına girildi. Dakikalar içinde, adli tıp %100 eşleşme buldu. Ayak izlerinin sahibi John Gardner'dı. Veri tabanında cinsel şiddet suçlusu olarak listelenmişti. Chelsea'ye her ne olduysa, John da işin içindeydi. Bu yüzden dedektifler hemen onu aramaya başladılar. Kurbanı kaçırmış ve cinsel kölelik altında tutuyor olma ihtimali hala oldukça yüksekti ama kadın hayattaydı. Fail Bernardo'nun çiftliğinin yakınlarında yaşıyordu. Tutuklandığında 31 yaşındaydı. Fail 28 Şubat 2010 tarihinde bulundu ve tutuklandı. Müfettişler önce suçlunun evlerini kontrol etti. Birkaç mülkün sahibi ve kiracısıydı, ancak kayıp kızların izine hiçbir yerde rastlanmadı. Adam tutuklandıktan hemen sonra bir avukat talep etti.
dedektiflerle iletişim kurmayı kategorik olarak reddetti ve polis böylece değerli zamanını boşa harcadı. Chelsea'nin hayatta olduğuna dair hala umut vardı. Chelsea'nin kaçırılmasından sonra failin gidebileceği yerleri bulmak için şüphelinin kimliğini daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye başladılar. John Albert Gardner 1979 yılında Kaliforniya'da doğdu. Genç yaşta ailesiyle birlikte sık sık taşındı. Genel olarak zor bir çocukluk geçirdi. Babası alkolikti ve çocuğunu ve karısını sürekli dövüyordu. Buna ek olarak John, ailesinin bir üyesi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını itiraf etmiştir. İsim vermedi, ancak bunun bir kadın olduğunu, ancak annesi olmadığını iddia etti. John'un annesi daha sonra oğlunun çocukluğundan beri zihinsel sorunları olduğunu söylemiştir. Hatta özel bir klinikte tedavi görmüş. Orada yaklaşık 20 çeşit farklı ilaç almış ama hiçbiri ona yardımcı olmamış. Çocukta bipolar bozukluk, dikkat eksikliği bozukluğu vardı, sürekli olarak aşırı uçlardan aşırı uçlara gidiyordu ve çok dengesiz bir ruh hali vardı. Sakin olduğu dönemlerde arkadaş canlısı, tatlı ve neşeliydi, ancak Gardner'ın karanlık tarafı, uyandığında işler her an dramatik bir şekilde değişebilirdi. 2003 yılında John, film izlemek için davet ettiği 30 yaşındaki bir komşusuna tecavüz edince tutuklandı. Kızı taciz etmeye başladı ve ardından saldırıp dövmeye başladı. Şanslıydı, kız saldırıdan sağ kurtuldu. Tecavüzcünün evinden çıkmayı ve kaçmayı başardı ama onu polise ihbar etti. Bundan sonra Gardner suçlandı. 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Psikiyatristler genç adamın bundan böyle toplum için bir tehlike oluşturacağına inanıyordu. Buna rağmen, serbest bırakıldıktan sonra kendisini rehabilite etmesi için bir şans verildi. Özellikle, psikiyatristlerden biri, böylesine tehlikeli bir kişi için mümkün olan en yüksek cezanın 25 yıl olmasını talep etmiştir. Ancak, kendisine çok daha düşük bir ceza verilmekte kalmamış, aynı zamanda sadece 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilmiştir. Ondan sonra da şartlı tahliyesini defalarca, kelimenin tam anlamıyla düzinelerce kez ihlal etti. Yine de polisler bu konuda hiçbir şey yapmadı. Amber kaybolmadan sadece birkaç ay önce karakola gidip gelmeyi resmen bıraktı. Polislerin elinde saldırıdan kurtulan biri vardı, bu yüzden faili tanıması gerekiyordu. Ancak o sırada Candice Noel tatili için ailesini ziyaret ediyordu ve eyalet dışındaydı. Bu yüzden dedektifler onun evine gitmek zorunda kaldı. Yanlarında 6 fotoğraf götürdüler, bunlardan biri yakalanan tecavüzcüye aitti. Diğer 5'i John'a çok benzeyen adamlara aitti. Ama kız Gardner'ın resmini görünce, hiç sorgulamadan onu işaret etti. Hepsi uyuşuyordu. O sırada, suçlu, avukatlarıyla birlikte Chelsea'nin kayboluşuyla herhangi bir ilgisi olduğunu umutsuzca reddetti, ancak yine de parkta bulunan iç çamaşırında DNA'sının görünmesini açıklayamadı. Müfettişler adamla konuşmamın neredeyse imkansız olduğunu belirttiler. Bir saniye sessiz kalıyor, bir noktaya bakıyor ve polis memurlarını görmezden geliyor, bir saniye sonra öfkeyle bağırmaya başlıyor, bir saniye sonra histerik bir şekilde kendini kaybediyordu. Bir noktada Gardner polise çok önemli bir soru sordu. Şöyle sordu, Amber'in davası ne olacak? Ancak o noktaya kadar, hem sorguda hem de memurlar arasında kızdan hiç bahsedilmemişti. Adamın 14 yaşındaki kız öğrencinin kaybolmasıyla ilgisini bile araştırmamışlardı. John'un sorusu, kurban listesinin Chelsea ve Candice ile sınırlı olmadığını, kayıp Amber'i de içerdiğini açıkça ortaya koyuyordu. Bilgiyi derinleştirdiklerinde, o dönemde Indio'da, kayıp Amber'in evinin yakınında yaşadığını bile öğrendiler. Ve bu gerçek kimseye sadece bir tesadüf gibi görünmüyordu. Ancak polis, Amber'in kaybolmasıyla ilgisi olabileceğini fark ettiği şüpheliği hemen göstermedi.
Bunun yerine, bir yılı aşkın süredir gencin kayboluşunu araştıran departmana durumu bildirdiler. Polis memurları birlikte soruşturmak ve suçluyu gün ışığına çıkarmak için güçlerini birleştirdi. Chelsea King'i arama çalışmalarının başlamasından sadece 5 gün sonra, 2 Mart 2010 tarihinde, cesedi Hodges Gölü'nün güneydoğu kıyısında bulundu. Su kenarına yakın sığ bir mezara gömülmüştü. Kız tecavüze uğramış ve boğularak öldürülmüştü. Ceset üzerinde John Gardner'ı işaret eden erkek DNA örnekleri bulundu. Tabii ki bundan sonra polisin elinde onu Chelsea'ye tecavüz ve cinayetle suçlamak ve Candice tecavüz girişiminden dolayı cezalandırmak için yeterli kanıt vardı. Geriye kalan tek şey Amber'in kayboluşuna karıştığını kanıtlamaktı. Bilgi toplamaya ve muhtemel fail üzerinde baskı kurmaya devam ettiler. John, polisin kaçınılmaz olarak gerçeği ortaya çıkaracağını fark etti ve avukatının tavsiyesi üzerine, cezasını hafifletmek ve Amber'in cesedinin yerini göstermek için bir anlaşma yapmaya karar verdi. Ancak şartlarından biri, duruşma sırasında jüriye failin 14 yaşındaki bir kız öğrencinin mezarını gösterdiğini söylemesine izin verilmemesiydi. Savcılık bu koşulları kabul etti. Gardner'ın talimatıyla Escalante yakınlarındaki palaya gittiler. İronik bir şekilde, bölge arama köpeklerinin onları daha önce çektiği yerden sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Eski bir su kulesinin yakınında, fail toprağı işaret etti ve kazmaya başladılar. Gerçekten de toprağın altında bir insan cesedi bulundu. Daha sonra kızın kalıntıları çıkarıldı ve incelemeye gönderildi. Diş kayıtları sayesinde polis memurlarının önündeki kişinin gerçekten de kayıp Amber olduğu tespit edilebildi. Bu süre zarfında ceset çok kötü bir şekilde çürüdüğü için, kızla ilgili başka hiçbir bilgi kaynağı korunamadı. DNA'sına ulaşılamadı. Adamın arabasında ya da evinde de Amber'in DNA izine rastlanmamıştır. Suçlu ile yapılan anlaşma göz önüne alındığında, savcılık mezarın yerini gösterenin John olduğunu söyleyememiştir. Bu nedenle, adam o sırada kız öğrenci davasında suçlanamadı. Amber'in ailesi bu keşif karşısında yıkılmıştı. Kızlarının hayatta olduğu ve eve döneceği konusunda hala umutluydular. Ne olduğunu ya da Gardner'ın Amber'lerini neden öldürdüğünü anlamıyorlardı. Amber kimseye zarar verecek bir şey yapmamıştı. Aynı şey Chelsea'nin ailesi için de geçerliydi ve onlar da bu genç güzelin öldürülmesine çok üzülmüşlerdi. Bu kızların önlerinde harika bir gelecek vardı ve bu gelecek bu suçlu tarafından acımasızca ve alaycı bir şekilde ellerinden alındı. Amber'in ailesi, kızlarının görünürdeki katilinin neden onun canını aldığı için cezalandırılmadığı konusunda çok öfkeliydi. Aynı zamanda, dedektifler Chelsea'nin ölümünden dolayı suçluyu mahkum edebilmişlerdi ve bu zaten küçük bir zaferdi. Savcılığın elinde Chelsea'nin ölümüyle ilgili çok güçlü deliller vardı. Savcılık acımasız katil için idam cezası almayı bile umuyordu. Tanık ifadeleri, DNA izleri, kurbanın cesedi, tüm bunlar mahkemede savcılığın zaferini garantiliyordu. Ancak Amber'in davasının hiçbir zaman resmi olarak çözülememe ihtimali hala vardı. Bu yüzden savcılıkla başka bir anlaşma önerildi. Chelsea ve Amber'in aileleri, onun iki cinayetten resmen suçlu bulunması için bir anlaşma yapmayı kabul etti. Failin idam edilmeyeceği anlamına geliyordu. Karşılığında Candice tecavüzü ve kasıtlı saldırıyı itiraf edecekti. Bu onun hayatını korumasını sağlayacaktı. John bunu düşüneceğine söz verdi. Daha sonra Amber'in annesi Gardner ile hastanede bir görüşme ayarlamak istedi. Amber'in annesi, kızının katilinin annesinin çocuklarının ölümü ve bir canavar yetiştirdiği için kamuoyu önünde asla özür dilememiş olmasına çok kızmıştı. Sonunda kadının faili ziyaret etmesine izin verildi. Adam gözyaşlarına boğuldu ve Amber'in annesinden özür diledi. Gardner, sabah arabasını yolda sürerken 14 yaşında güzel bir kız gördüğünü söyledi. Kız okula giden düz yoldan sapmıştı çünkü başka bir kızı almak istiyordu.
Ancak ona ulaşmak kaderinde yoktu. John durdu ve kızı silahla korkutarak zorla arabaya bindirdi. Kötü adam daha sonra kızı uzak bir bölgeye götürdü ve burada ona tecavüz edip boğmaya başladı. Kız canını almaması için ona yalvardı ama John'un umurunda değildi. John onu boğdu ve cesedini sakladı. Gardner hikayesini bitirdiğinde, kurbanın annesi ayağa kalktı ve sessizce uzaklaştı. Kızının katiline cevap verecek gücü bile yoktu. Ama o gün neler olduğunu anlamıştı ve şimdi ikinci kocasının Amber'i kaçırdığından yanlışlıkla şüphelendiğini fark etmişti. Onun bu olayla hiçbir ilgisi yoktu. Aileler sonunda kızlarını gömebildi. Amber'in annesi Dave ile barıştı ve aile danışmanlığı yoluyla birlikte yaşamaya devam ettiler. Adam, Amber'in kendisine karşı olan şikayetlerini ve şüphelerini affetti. Gardner sonunda idamdan kaçınmak için anlaşmayı kabul etti. Mayıs 2010'da John, iki kızı öldürdüğü için şartlı tahliye olmaksızın, iki müebbet ve candice saldırdığı için 25 yıl hapis cezası aldı. Katile göre, Amber'in ölümünden birkaç hafta sonra kendi canına kıymaya çalışmıştır. Ancak bunda başarılı olamamış. Pişmanlık duyuyordu ve yaptıklarından dolayı kendini suçlu hissettiğini iddia ediyordu. Bu olaydan sonra zihinsel sorunlar yaşamaya başladı ve bir tıbbi tesise gitmek zorunda kaldı. Gardner doktorlara öfkesini kontrol edemediğini söyledi ama cinayeti itiraf etmedi. Sonra kendisine ilaç reçete edildi. Yıllar sonra Amber'in annesi nihayet kızının katilini affedebildi. Bu sayede rahatladı ve sorunlarını tamamen kapattı. Bu olaylar toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Tüm bunlar, cinsel suç işleyen kişilerle ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerle ifade edildi. İlk kez para cezaları, hapis cezaları ve tahliye sonrası gözetim gereklilikleri artırıldı. Ayrıca, bu tür suçlar için şartlı tahliye olanakları da gözden geçirildi. Merhamet, herkesin sahip olmadığı güzel ve parlak bir özelliktir. Ancak yabancılara yardım eli uzatmaya hazır olmayan insanları anlamak kolaydır, çünkü masum bir gülümsemenin ve ağlamaklı bir hayat hikayesinin ardında ne yattığını asla bilemezsiniz. Bugünkü kahramanımızın örneği, merhametin ve bunu hak etmediği açık olanlara aşırı güvenin nelere yol açabileceğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Brittany Tovar 45 yaşında bir kadındı. Ne yazık ki tüm akrabaları ülkenin farklı uçlarında yaşıyordu. Aradaki mesafeye rağmen Brittany sevdikleriyle sürekli iletişim halindeydi, deneyimlerini paylaşıyor, yaşam tavsiyeleri alıyor ve karşılığında benzer destekler veriyordu. Birçok kişi onun gerçek bir yeteneğe sahip olduğunu ve başkalarına yardım etmek için çağrıda bulunduğunu söylüyordu. Ne yazık ki bu özelliği onu beklenmedik bir kadere sürükledi. Hikayenin kahramanı eğitimini aldıktan sonra gözünü Hollywood'a dikti. Filmlerde kariyer yapma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Brittany çekici bir görünüme, yumuşak bir karaktere sahipti, ancak ne yazık ki bu başarıya ulaşmak için yeterli değildi. Sonunda bu küçük hayalini gerçekleştiremedi. Genç Brittany Sant'Agustin'e dönmeye karar verdi. Artık genç ve hırslı bir kız emlakçı ve yarı zamanlı fotoğrafçı olmaya karar verdi. Şehirde çok seyahat ediyor, müşterileri için objeler arıyor ve buna paralel olarak mimari fotoğraflar çekiyordu. Bu faaliyet, bir Hollywood yıldızı olmaya çalışmaktan çok daha başarılı oldu. Brittany'nin müşterileri vardı, farklı insanlarla çalışıyordu. Bu konuda doğal cazibesi ve nezaketi ona yardımcı oldu. Böylece, kadının emlak piyasasında önemli bir figür haline geldiği birkaç on yıl geçti. Mükemmel bir temsilciydi, iyi bir ev kazandı, sessiz, sakin ve yalnız bir hayat sürdü. Kadın okyanus kıyısındaki Serenade Beach Club'ın müdavimi olmuş ve burada pek çok arkadaşı olmuştur. 6 Temmuz 2010 tarihinde kadın her zamanki faaliyetlerine devam etti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmaya gitti.
her zamanki gibi dost canlısı ve tatlıydı. Britta'nın keyfi yerinde görünüyordu. Ancak uzun süre kalmayacaktı, bu yüzden akşam 9 civarında partiden ayrıldı. Kadın Toyota RAV4 ünü en yakın benzin istasyonuna sürdü, depoyu doldurmak için durdu ve sonra eve gitti. Karşılaşmadan sonraki iki gün boyunca ailesi ve arkadaşları hikayenin kahramanına ulaşamadı. Onu aradılar ve mektup yazdılar, ancak Brittany tüm bu girişimleri inatla görmezden geldi. İlk endişelenenler, kadını partiden uğurlayan ve ertesi gün onunla buluşması gereken arkadaşlarıydı. Dakik ve sorumluluk sahibi kadın tüm radarlardan kayboldu. Bu onun doğasında yoktu. Çok aktif ve enerjik olduğunu ve iş için bir yerlere gidebileceğini bilmelerine rağmen, daha önce sevdiklerini her zaman ayrılacağı konusunda uyarmıştı. Bu yüzden aralarında en yakın arkadaşı Brenda'nın da bulunduğu birkaç arkadaşı Brittany'yi kontrol etmek için evine geldi. Bu noktada, ülkenin diğer ucunda yaşayan ailesi de çok endişeliydi ve neden aramaları ve mesajları görmezden geldiğini anlamaya çalışıyorlardı. Arkadaşları eve vardıklarında, garaj yolunda bir arabanın olmadığını hemen fark ettiler. Britta'nın iş için bir yere gitmiş olamayacağı kesindi ama günlerdir gitmediği ve her şey şüpheli göründüğü için bu kulağa saçma geliyordu. 45 yaşındaki Britta'nın evi dışarıdan tamamen normal görünüyordu, zorla girildiğine dair bir işaret ya da arama yapılmasını gerektirecek başka bir ayrıntı yoktu. Dışarıdan bakıldığında her şey sessiz ve tanıdık görünüyordu ama kapıyı çalan kimse olmadı. Britta'nın evde birlikte yaşadığı iki köpeği ve iki kedisi vardı. İlginçtir ki, köpekler sahipleriyle birlikte ortadan kaybolmuştu. Ancak kediler hala içerideydi ve miyavlamaya devam ediyorlardı. Kadın evcil hayvanlarına bunu yapamazdı. Kimseden kedileri beslemesini istemeden onları uzun süre kaderlerine terk edemezdi. Hikayenin kahramanına hala ulaşılamamıştı. Her şey çok şüpheli görünüyordu. Arkadaşları Britta'nın kız kardeşini aradı ve ona olan biten her şeyi anlattı. İçeri girmeye, kedileri beslemeye ve daha yakından bakmaya karar verildi. Bunu yapmak için arkadaşlar bir çilingir çağırdı. Çilingir kilidi açtı ve sonra evin etrafına bakabildiler. Burada onları çok daha tuhaf bir manzara bekliyordu. Gözlerine çarpan ilk şey neredeyse doğal olmayan bir temizlikti. Genellikle Britanya'da hayvanların varlığı nedeniyle hafif bir dağınıklık olurdu. Ama şimdi durum farklıydı, her şey pırıl pırıl fırçalanmıştı. Havada hala güçlü bir temizlik ürünü kokusu vardı. Kediler acıkmıştı ve yemek için yalvarıyorlardı ama sanki hiçbir şey olmamış gibi genel olarak sakindiler. Bu garip tutarsızlık, olan bitenin gizemini daha da artırıyordu. Buna ek olarak, ev çok soğuktu ve klima sistemi tam gaz çalışıyordu. Bu da Britta'nın karakterine uymayan bir durumdu, tutumlu biriydi ve bir süreliğine evden ayrılacak olsa bile sistemi çalışır durumda bırakmazdı. Sonunda, kayıp kadının arkadaşları keşfettikleri tüm tuhaflıkları bağdaştıramadılar ve en yakın polis karakoluna giderek kadının kaybolduğuna dair bir ihbarda bulundular. Başlangıçta, polis memurları standart bahanelerle tartışarak pek hevesli görünmediler. Onlara göre bu, başkalarına hesap vermek zorunda kalmadan zamanını istediği gibi değerlendirme hakkına sahip bir yetişkindi. Ancak şimdi Britta'nın ailesi de davaya dahil oldu, 3 erkek ve 1 kız kardeş. Bir soruşturma yürütmesi için özel bir dedektif tuttular. Yavaş yavaş, ortak çabalarıyla, kolluk kuvvetlerini de dahil etmeyi başardılar. Birkaç polis memuru da kayıp kadının evine geldi ve her şeyi iyice inceledi. Bir önceki ziyarette olduğu gibi, polis memurları değerli bir bilgi bulamadılar. Yine de, bu çelişkili anların birleşimi rahatsız edici görünüyordu. Britta'nın yakın çevresi incelendiğinde, hiç düşmanı yokmuş gibi görünüyordu. Yeraltı dünyasıyla hiçbir bağlantısı yoktu. Kadın her zaman sakin, terbiyeli ve çatışmalara karışmayan biriydi.
Brittany, eski bir komşusu olan Anne ile yaşadığı sorunlardan defalarca şikayet etmişti. Başlangıçta sıcak, hatta dostane bir ilişkileri vardı, ancak giderek gerçek bir kan davasına dönüştüler. Brittany'nin akrabalarına göre, Brittany Anne'i korumuştu. O alışılmadık bir şey değildi, çünkü kayıplar insanlara bu şekilde defalarca yardım etmişti. Hemen birkaç tanık, kadınların düzenli olarak tartıştıklarını ve hatta kavga ettiklerini ve bunun sonunda ciddi bir anlaşmazlığa yol açtığını bildirdi. Brittany, davranışları tamamen yetersiz göründüğü için Anne karşı bir yasaklama emri almak için mahkemeye bile gitti. Kayıp kişi hayatının tehlikede olduğunu hissetmeye başladı. Ortaya çıkan anlaşmazlığı mahkemede çözmek istedi, bu nedenle davasını mahkemede savunmak için gerekli tüm belge ve kanıtları topladı. İlginçtir ki, duruşmadan sadece bir gün önce ortadan kayboldu. Bu kadını tanıyan herkes için, bu önemli davanın arifesinde ortadan kaybolması garip görünüyordu. Brittany'nin uzun zamandır bu durumu çözüme kavuşturmak istediği ve bugünü iple çektiği, belgeleri titizlikle hazırladığı biliniyordu. Sorumlulukları göz önüne alındığında, duruşmayı asla isteyerek kaçırmazdı. Son zamanlarda komşusunun başına gelenler onu çok endişelendiriyordu. Tabii ki bu bilgiyi öğrenen kolluk kuvvetleri eski komşusunun olaya karıştığından şüphelenmişti. Şimdi kadınlar arasında neler yaşanmış olabileceğini anlamak için Anne ile konuşmak istiyorlardı. Rahatsız edici olan ise Brittany hakkında henüz hiçbir bilgi verilmemiş olmasıydı. Onun için fidye talep edilmemişti. Elbette herkes onun hayatta olduğunu umuyordu. Anne sorgulanmak üzere içeri davet edildi. Anlattığına göre, Brittany kendisine ulaştığında kaldığı yerle ilgili sorunlar yaşıyormuş. Komşular gerçekten de bir zamanlar arkadaşmışlar, hatta birbirlerine iş konusunda yardım bile etmişler. Ancak Anne'ın erkek arkadaşı gelmek üzereyken durum dramatik bir şekilde değişti. Atlantik'i aşarak İrlanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen adam yerleşmek, bir iş bulmak ve sevgilisiyle birlikte yaşamak istiyordu. O aşamada büyük bir sorun ortaya çıktı, yaşayacak bir yer bulmak. Adamın arkadaşı, şimdilik bir oda sağlayabileceğini umarak Brittany'ye başvurdu. Brittany tanımadığı bir yabancı olmasına rağmen arkadaşına yardım etmeyi kabul etti. Ancak, bir süre birlikte yaşadıktan sonra Brittany fikrini değiştirdi. Arkadaşlarına çiftin çok utangaç olduğunu söyledi ve bu beklenmedik durum kadınlar arasında çok fazla gerginliğe neden oldu. Dostane ilişki kelimenin tam anlamıyla gözlerinin önünde parçalanmaya başladı. Bu anlaşmazlık Brittany'nin tutuklanmasına neden olan bir kavgayla sonuçlandı. Anne onu polise ihbar etti. Ancak Brittany, çiftin evini terk etmeyi reddetmesi nedeniyle kavga ettiklerini, ardından Anne ve erkek arkadaşının ev sahibesine saldırdığını, bu yüzden kendini savunmak zorunda kaldığını iddia etti. Brittany geceyi karakolda geçirdi. Şartlı tahliye, öfke kontrolü dersleri ve kamu hizmeti cezasına çarptırıldı. Ayrıca Anne ve erkek arkadaşına yaklaşması da yasaklandı. Ancak Anne, garip bir şekilde Brittany'ye yakın olmayı seçti. O ve sevgilisi Serenade Plaj Kulübü'ne katıldılar ve Brittany'yi bilerek sürekli göz hapsinde tuttular. Bir zamanların dostları gerçek düşmanlara dönüştü. Brittany, Anne'nin çok meydan okuyan ve agresif davrandığını, onu kasıtlı olarak kışkırttığını iddia etti. Bu nedenle, kadın yasal bir savunma aramaya başlamak zorunda kaldı. Eski arkadaşının iddia ettiği tehditleri kanıtlaması gerekiyordu. Sonuç olarak Brittany, bazı görüntüleri kaydetmek ve yakalamak için küçük bir video kamera bile taşımaya başladı. Ancak Anne Brittany'nin kamerasını fark etti ve havuza attı. Duruşma Brittany'nin en son görüldüğü partinin ertesi gününe ayarlanmıştı. Birkaç tanık, o akşam ayrıldıktan sonra bir benzin istasyonuna gitmesi ve ardından eve dönmesi gerektiğini doğruladı.
Brittany herhangi bir yere arabayla gitme niyetinde değildi, alkol almamıştı ve mahkemeye çıkmak için güç toplamak amacıyla erken ayrılmıştı. Bu duruşmanın amacı, kendisini taciz eden Andy'ye karşı kalıcı bir uzaklaştırma emriydi. Doğal olarak, eski komşusu anlatılan tüm olayların arka planında şüpheli görünmekten daha fazlasını yaptı. Mahkemede ceza almaktan kaçınmak için Brittany'den kurtulmak için gerçek bir nedeni vardı. Dedektiflerle konuşurken Andy sakin davranmış, polisle işbirliği yapmaya istekli olmuş, ancak kadının kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını belirtmiştir. Andy'nin güvenilir bir mazereti vardı ve bu doğrulandı. Elbette, henüz başka bir ipucu olmadığı için Andy'yi tamamen silmek için acele etmiyorlardı. Çok geçmeden davada ani bir gelişme oldu. Hopkins, Güney Carolina'da, kayıp kadının her iki köpeği de şehrin farklı bölgelerinde dolaşırken bulundu. Hayvanların üzerinde bilgi içeren künyeler vardı. Bir veteriner kliniği köpekleri taradı ve hayvanların Florida'dan geldiklerini ve Britanya'ya ait olduklarını tespit etti. Polis memurları, yararlı bilgiler sağlayabilecekleri için köpekleri götürdü. Ancak, üzerlerinde soruşturma için değerli hiçbir şey bulunamadı, bu nedenle her ikisi de sahiplerini ararken barınağa teslim edildi. Bu noktada dedektifler kayıp kadının ilginç bir özelliğinin farkına varmışlardı. Her zaman çok nazik ve merhametli biriydi. Kasabada 10 yıllara yayılan bir hayır işi vardı. Hepsi de barınma sorunu yaşayan ve hayatta zorluklarla karşılaşan, en az 8 farklı kişiye barınak sağlamıştı. Brittany onlardan ücret almadı, bunun yerine sakinler ev işlerine, temizliğe, yemek pişirmeye, bahçeye bakmaya yardım etti. Doğal olarak, bu karakter özelliği tehlikeli bir kişiyi kapısına getirebilirdi. Bu türden son kiracı Joseph Roberts adında 6 yaşında bir çocuktu. Brittany ile onun gizemli kayboluşundan sadece haftalar önce tanışmıştı. Olay yerel bir kitapçıda gerçekleşmiş. Brittany çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu hemen fark etti. Aralarında kısa bir diyalog geçti ve genç adam neredeyse hemen yürek parçalayan hikayesini anlattı. Ona göre, sahile yakın bir benzin istasyonundaki işini kaybettikten sonra evsiz kalmıştı. Nezaketiyle tanınan Brittany, ayaklarının üzerinde durabilmesi ve yeni bir hayata başlayabilmesi için geçici konaklama olarak evini teklif etti. Karşılığında kadın sadece evin etrafındaki işleri yapmasını istedi. Joseph, kayıp kadının birkaç arkadaşı tarafından Joseph ile tanıştırıldı. Hatta kadın onu Serenade Beach Club'da tanıştırmış. Herkes onu arkadaş canlısı ve sakin görünen mütevazı ve hoş bir genç adam olarak tanımladı. Tüm tanıkların anlattıklarına göre, Brittany için tipik bir misafirdi. Ona göre kader bu adama haksızlık etmişti, o yüzden bu fırsatı kaçıramazdı. Geniş bir ailede büyümüş olan bu kadın ona küçük kardeşi gibi davranıyordu. Joseph, küçük yaşlardan itibaren ailesi tarafından istismara maruz kaldığını söyledi. Hüzünlü yaşam öyküsünü herkese hevesle anlatırdı. Hayat şartları öyle bir hal almıştı ki kendini sokakta bulmuştu ama pes edip vazgeçecek değildi. Genç adam hayatı için bile korkuyordu çünkü dışlanmış bir hayata hazır değildi. Bu nedenle Brittany'yi gerçek bir kurtarıcı olarak görüyordu. Polis, Joseph'in kayıp kadının faaliyetlerine hızla ilgi gösterdiğini öğrendi. Hatta adamın web tasarımı yönünü geliştirebilmesi ve işinde ona yardımcı olabilmesi için ona bir bilgisayar bile aldı. Ancak polis ona ne kadar ilgi gösterirse, o kadar şüpheli görünüyordu. Kadının ortadan kaybolmasından birkaç gün sonra, Wyoming, Evanston'da hız yaptığı için kenara çekildiği ortaya çıktı. Joseph, kurtarıcısının aracının direksiyonundaydı. Polis memuruyla konuştuktan sonra, onu suçlayacak bir şey bulamadılar, bu yüzden serbest bırakıldı. Bu noktada Brittany'nin kaybolduğu henüz bilinmiyordu. Bu da muhtemelen failin kaçmasını sağladı. Dedektifler kadının hayatının son günlerini inceledikçe Joseph'in şüpheleri daha da arttı.
Sonunda çocuk, kadının kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli haline geldi. Eylemleri ve Brittany ile olan bağlantısı rahatsız edici görünüyordu. Birkaç nedenden dolayı polisin ilgisini çekti. İlk olarak, adamın 6 Temmuz akşamı Brittany'yi canlı olarak gördüğü düşünülen bilinen son kişi olduğu ortaya çıktı. Partiden döndükten sonra, komşusuyla buluştuğu bir benzin istasyonunu ziyaret ettikten sonra eve gittiği varsayılıyordu. İkinci olarak Joseph, Brittany kaybolduktan hemen sonra onun arabasını kullanmıştır. Bu çok rahatsız edici görünüyordu. Daha fazla bilgi almak isteyen polis, trafik çevirmesinden sonra gencin hareketlerini takip etti. Genç adam o günün ilerleyen saatlerinde Olmar'da görüldü. Burada bir çadır, siyah bir tişört ve şort da dahil olmak üzere birkaç eşya satın aldı. O adamın işi, parası ve hatta sabit bir meskeni olmadığı düşünüldüğünde, bu yükseltmeleri satın alacak imkana sahip olması ve kadının ortadan kaybolmasının hemen ardından gelmesi garip görünüyordu. Onu evinde barındıran kadın, alışverişler için ödeme yöntemini kontrol etmeyi başardı. Brittany'nin banka kartını kullandığı ortaya çıktı. Belli ki en azından kadını soymuş. Bu ödeme aracının yardımıyla yapılan işlemlerin daha yakından incelenmesine karar verildi. Böylece Brittany'nin ortadan kaybolmasından sonra kartını farklı eyaletlerde düzenli olarak kullandığı ortaya çıktı. Joseph açıkça onu riske atıyordu. Bu noktada şüpheli ortadan kaybolmuştu. Medya aracılığıyla halkın uyarılmasına karar verildi. Genç adamın silahlı ve tehlikeli olabileceğine inanılıyordu. Joseph arananlar listesine alındı. Bu noktada, kayıp kadının canlı bulunabileceğine dair hala umut vardı. Ancak Joseph'in aranması ve yakalanması uzun sürdü. Geri sayım başlamıştı. Süre uzadıkça Brittany'nin hayatta olma ihtimali de azalıyordu. Bu süre zarfında kayıp kadının ailesi ve arkadaşları kolluk kuvvetleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Gecikmenin hayatına mal olabileceğinden korkarak kadının bir an önce bulunmasını talep ettiler. Joseph'i arama çalışmaları 12 Ekim'de Seattle'daki bir mağazada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasıyla son buldu. Brittany'yi arayan müfettişler bu bilgiyi aldılar ve kaçırmış olması muhtemel kişiyle konuşmak için hemen şehre gittiler. Herkes hala en iyisini umuyor, Brittany'nin hayatta olduğunu ve rehin tutulduğunu varsayıyordu. Belki de çadırın satın alınması, onu şehirden uzak bir yerde saklamış olmasından kaynaklanıyordu. Ne yazık ki tüm bu umutlar gerçekleşmedi. Sorgulamalar sırasında Yusuf şok edici gerçeği oldukça hızlı bir şekilde anlattı. Genç adama göre o meşhum gün, 6 Temmuz 2010'da, Brittany bir partiden döndükten hemen sonra aralarında bir anlaşmazlık yaşanmış. Kadın, Joseph'in yeğenini tamamen ihmal ettiğini ve kötü koktuğunu söyleyerek hakaret etti. Şüpheliye göre kadın bunu oldukça kaba bir şekilde yapmıştır. Joseph öfkelendi ve kontrolünü kaybetti. Bir sonraki saniye eline bir çekiç almış ve kadının kafasına birkaç kez vurmuş. Ona göre Brittany aldığı yaralar yüzünden ölmemiş. Yere düşmüş, kan damlıyor ve ağır ağır nefes alıyordu. Genç adam mutfağa giderek büyük bir bıçak aldı ve geri dönerek Brittany'yi boynundan bıçakladı. Anlattığına göre Joseph bu noktada öfkeden deliye dönmüştü ve tek bir şey istiyordu, kurbanın sonsuza dek susturulması. Bundan sonra Joseph ne olduğunu anlamış. Odanın etrafına baktı ve her yerin kanla kaplı olduğunu fark etti. Çekiç darbelerinden sıçrayan kan yerde, duvarlarda, katilin elleri dirseklerine kadar ve tüm kıyafetlerine bulaşmıştı. Hızlı hareket etmesi gerekiyordu ve suçun tüm izlerini ortadan kaldırması gerektiğini fark etti. Cesedin altındaki su birikintisi büyümeye devam etti. Failin kurbanın başını ve vücudunun üst kısmını sarmak için birkaç çöp torbasına ihtiyacı vardı. Joseph ayrıca bir havlu, paçavra ve evde bulabildiği diğer her şeyi kullandı.
hemen suç delillerini silmeye başladı ve daha sonra çöp kutusunu atarak tüm delillerden kurtuldu. Kan lekelerini çıkarmak için evde bulmayı başardığı temizlik ürünlerini kullandı. Joseph aynı zamanda cesetten kurtulmak için bir plan üzerinde çalışıyordu. Başlangıçta cesedi kurbanın evinin tavan arasına saklamayı planlamıştı, ancak cesedin kadını merdivenlerden çıkarmak için çok ağır olduğunu kısa sürede fark etti. Joseph daha sonra cesedi çarşaflara sarmış ve birkaç çöp torbasına koymuştur. Genç adam komşuların dikkatini çekmemek için kadını şafak sökmeden önce arabasının bagajına atmış, ardından da onu cinayet mahallinden mümkün olduğunca uzağa götürmeyi planlamıştır. Geriye önemli bir soru kalıyordu: Yusuf neden köpekleri evden alıp o kadar uzağa götürdü de kedileri götürmedi? Ona göre köpekler çok huzursuzdu. Kaçamadan önce hayvanlar olanlara dikkat çekebilirdi. Bu yüzden genç adam köpekleri de yanında götürmeye karar verdi. Cesedi sakladığında, onları Britta'nın en son dinlendiği yerden çok uzak olmayan bir yere atmayı planladı. Joseph kedileri tuttu, çünkü onlar sorun çıkarmıyordu. Sokağa serbestçe girebiliyorlardı, bu yüzden o hayvanlar için endişelenmiyordu. Adam onların kendi yiyeceklerini bulacaklarından ve olaya fazla dikkat çekmeyeceklerinden emindi. Ancak tüm bunlar işe yarayabilirdi, tabi Britta'nın hayatında temizlik tamamlandıktan sonra onu bulmak için yanıp tutuşan sevdikleri yoksa. Köpekleri arabaya koydu ve Interstate 95 yakınlarındaki uzak bir bölgeye gitti. Burada kurbanla birlikte ormanın derinliklerine gitti ve ilk olarak onu gömmeye çalıştı. Ancak yanında uygun bir alet yoktu ve mezarı elleriyle kazması mümkün değildi. Bu yüzden birkaç başarısız denemeden sonra Britta'nın cesedini yere attı. Ceset vahşi hayvanlar tarafından çabucak yok edilecekti. Dönüş yolunda hemen farklı yönlere dağılan köpekleri sokağa bıraktı. Fail daha sonra kurbanın evine dönmüş ve dinlenmek için yatağa gitmiştir. Sabahleyin, gücünü yeniden kazandığında, Britta'nın hemen onu aramaya başlayacağını fark etti. Bu yüzden onun arabasıyla kaçmaya karar verdi. Tabii ki evde bulduğu tüm para ve değerli eşyaların yanı sıra kartını da aldı. Kartın şifresini uzun zamandır biliyordu çünkü kadının kartını birkaç kez market alışverişi için kullanmıştı. Polisten kaçarken birkaç eyalet geçti, peşinde takip edildiğinden emindi. Neyse ki kolluk kuvvetleri, parası bittiğinde ve bir kez daha başkalarının mallarını yemeye karar verdiğinde bu katilin yolculuğunu durdurmayı başardı. Şimdi müfettişler kurbanın cesediyle ilgileniyordu. Joseph dedektiflere harita üzerinde 95. karayolunun birkaç yüz metre uzağındaki yaklaşık bir yeri gösterdi. Orada bir kadına ait kalıntılar bulunmuştu ve bu kalıntılar şimdiye kadar çok kötü bir şekilde çürümüştü. Cesedin kimliği bile belirlenememişti, kimliğini belirleyecek hiçbir şey yoktu. Cesedin Britta'ya ait olduğunu ancak diş kayıtlarından teyit etmek mümkündü. Adli tabip, kafada şiddetli kün travma tespit etti. Kafatasının kemiklerini parçalayan iki çekiç darbesi almış. Boynuna aldığı son darbe olmasa bile, hızlıca tedavi edilmezse ölümcül olabilirdi. Britta'nın kan kaybından ölmesi an meselesiydi. Yakınları olanları öğrendiğinde şoke oldular. Kadının evine aldığı Joseph'in bu haince hareketi tüm mantık sınırlarının ötesinde görünüyordu. Bununla birlikte, kurbanın ailesi ve arkadaşları, güvenli olmayabileceği için bu fikirden vazgeçmesini tavsiye eden insanlar tarafından her zaman şüpheyle karşılandı. Britta'nın iyi bir karakter yargıcı olduğu ve şüpheli kişileri ağırlamayacağı konusunda ısrar etti. Ne yazık ki içgüdüleri yanlış çalıştı ve bu iyilikseverin hayatına mal oldu. Ortadan kaybolmasından kısa bir süre önce Britta'nın arkadaşlarına Joseph'in kendisini rahatsız etmeye başladığından şikayet etti. Ve döndüğünde Joseph'in eşyalarını karıştırdığını, küçük miktarlarda parasının kaybolduğunu fark ediyordu. Bu nedenle sık sık tartışıyorlardı. Kadın adamı evden atmayı düşündü ama zamanı yoktu.
Polis, suçlunun zorlu yaşam yolunu incelemeye devam etti. En başından beri Britanya'ya yalan söylediği ortaya çıktı. Aslında uzun süredir evsizmiş. Genç adam uzun bir süre Florida'da sahilde bir çadırda yaşamış, burada benzer kurtarıcılar bulmuş, hikayelerle şişmanlamaya çalışmış, böylece ona onlarla yaşama fırsatı vermişlerdi. Her şey ne kadar garip görünse ve kulağa gelse de, Yosef'e sempati duyan, adamı ve Britanniyi koruyan birkaç kadın hakkında bilgi sahibi oldu. Fail kendini kurban olarak göstermeyi başarmış, usta bir manipülatörmüş. Ancak, eve taşındıktan hemen sonra davranışlarını dramatik bir şekilde değiştirdi. Britanni ile tanışmadan önce kovulduğu benzin istasyonunda çalışmaya devam ederken, Yosef işvereniyle yakınlaştı. Kadın da genç adama sempati duydu ve evinde yaşamayı teklif etti. Başından beri hoş ve dürüst bir genç adam gibi görünüyordu, hatta akıl sağlığı sorunları hakkında açık yüreklilikle konuşuyordu. Kendi itirafına göre Yosef depresyon ve öfke patlamalarıyla mücadele ediyordu. Bununla birlikte, rahatsızlıklarının ciddiyetini gidermeyi başarmıştır. Aslında, tüm kadınlar ona ulaşarak Ağustos 2008'den Ocak 2009'a kadar yaşadığı bir odayı bağışladılar. Benzin istasyonunun müdürünün itirafına göre başlangıçta işler iyi gidiyordu. Ancak sadece birkaç hafta sonra işler daha da kötüye gitmeye başladı. Kişisel hiyenini ihmal etmeye başladı ve daha sonra odasında yasadışı maddeler kullanmaya başladı. Bir keresinde, Yosef olduğunu söylediği kişiyi barındıran başka bir iyi kalpli kişiden kibarca gitmesi istendiğinde Britanni daha kaba davrandı ve bunu hayatıyla ödedi. Bir ay sonra aynı numarayı bir benzin istasyonunda birlikte çalıştığı iş arkadaşı Cheryl Davenport'a da yapmaya çalıştı. Cheryl o ay ona yardım etmeyi de kabul etmişti, adam hırsızlık yaptığı için işten atılmıştı ama Cheryl onu arkadaşı olarak görüyordu, bu yüzden ona evde bir oda verme fikrinden vazgeçmemişti. Karşılığında da zaman zaman kadının üç küçük çocuğuna bakması bekleniyordu. Kadın onun ailesiyle yaşadığı sorunların farkındaydı. Yosef her zaman akıl sağlığıyla ilgili sorunlarını dile getirmişti ama bu durum kendini tekrarlıyordu. Neredeyse hemen yıkanmayı bıraktı, yasa dışı maddeler kullanmaya başladı ve tahliyenin nedeni de buydu. Ancak bu kez her şey sorunsuz ve sessizce ilerledi. Ve Yosef'in bir sonraki kurbanı Britanni oldu. Ne yazık ki, o hayatını kısa kesmeden önce misafirini anlamaya vakti olmadı. Aslında bu kadınların hepsi onun yerinde olabilirdi. Maktul, Yosef'i uzun süredir rahatsız eden ciddi öfke sorunlarından habersizdi. İtiraf ettikten sonra fail, birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ancak Yosef akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek suçunu kabul etmeyi reddetti, ancak yapılan muayenede Yosef'in mahkemeye çıkabilecek durumda olduğu anlaşıldı. Duruşmada bunun üzerine yeni bir tartışma başladı. Hem savunma hem de iddia makamının argümanları vardı. Sanığın akıl sağlığının durumu gerçekten de tartışmalıydı. Bu nedenle, katilin cezadan kaçma ve bunun yerine bir klinikte tedavi görme riski vardı. Sonuç olarak, savunma avukatı ve savcı bir anlaşmaya vardı. Yosef'e daha hafif bir suç olan ikinci derece cinayet suçunu kabul etmesi teklif edildi. O da kabul etti. Sonuç olarak Yosef Roberts 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kurbanın yakınları, zalimlik ve ihanetinin derecesi göz önüne alındığında bunun yeterli olmadığına inanıyordu, ancak cezaya itiraz etme girişimleri reddedildi. Şimdi sığınacak bir yer arayan istismarcı, en azından 50 yaşına kadar barınma sorununu çözdü. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.